Zincir marketler ve zincir mağazalar artık yeni bir model oluşturmaya gayret ediyorlar. 7/24 açık olacaklar. Şimdiki mağazaların önüne bir otomat koyuyor. Esnaf bir kasa koysa zabıtadan veya işte kolluk kuvvetlerinden ceza yiyor. Veya çek diyorlar, işgaliye ver diyorlar ama onlar oraya rahatlıkla koyabiliyorlar. Her türlü emtiayı satıyorlar. Yani dükkan kapatma diye bir şey yok. Hani bu esnaf sanatkarlar anayasanın 173. maddesine göre korunacak, perakende yasası çıkacak diye beklentilerimizin en büyüğü buydu. Şimdi bir de bu tür satış tekniğiyle artık esnafın sattığı bütün ürünleri otomatlara koyup 24 saat satış yapılacak. Bu hakkaniyetle bağdaşılır mı? Bu esnafın ayakta kalması olmasa, sağlanmasa, sadece bunların vicdanına terk edilse, on binlerce dükkanı olan insanların istikrarlı bir fiyat oluşumu sağlanır mı? Rekabet oluşur mu? Bunların amacı dolayısıyla bu yoldan küçük esnafı bitirmek. Biz bu konuda bir an evvel kabineye, Sayın Cumhurbaşkanımıza söylüyoruz. Diyoruz ki esnafın bu mağduriyetini giderin. Otomat vesaire bunların yapılması, esnafın bu şanslardan yoksun bırakılması, dolayısıyla böyle bir sermaye ile karşı karşıya kalmasından dolayı fiyat istikrarsızlığının sürdüğü bir dönemde sokağın ışıklarının söndürülmesi, esnaf sanatçının yok olması, o küçük sermaye ile emekleri, yoğun emeğiyle birlikte mücadele eden insanlar bugün gıda maddelerini satıyorlar. Yarın artık her türlülüğünü satacaklar. Dolayısıyla bundan sonra esnafın iş yapma kabiliyeti kalmadığı gibi insanların da fiyat istikrarını beklemeleri hayal olacak. Bunun için yapılması gereken tek şey bu olumsuzluklara son verilmesi. Bir an evvel bunların toplattırılması, böyle bir haksız rekabetin, böyle haksız bir ticaretin, 10 binler, 15 binlere varan dükkan sayısıyla birlikte esnafa zarar vermesine göz yumulmaması gerekliliğini söylemeye, ifade etmeye çalışıyoruz. Bu tabii yapılan bu kuralsızlıkla birlikte esnaf sanatçının korunmasıyla ilgili hükümetimiz, ilgili bakanlarımız, dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konudaki perakende yasasını önümüzdeki meclis açılır açılmaz yıllardır kangren olan bu meselenin halledilmesi lazım. Yoksa gerçekten de esnafı artık ayakta kalma durumundan yoksun bırakır.